Takım gücümüz 2240, rakibin takım gücü 2618. Çok güçlü bir rakibe denk geldik ama bizim futbolcularımız da öyle boş isimler değil. Harika bir golle karşılık verdik. Mensah öyle bir vurdu ki kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Çocuklar yemeyin gol. Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birlikte hoş geldiniz. Süper Lig'den Dünya Kupası'na hangi futbolcular gidiyor? O futbolcularla sahaya çıkacağız arkadaşlar. Öncelikle ligimizden, Türkiye'den Dünya Kupası'na katılan futbolculara bakalım. En çok hangi takımdan Dünya Kupası'na giden futbolcu var? Sonrasında bu futbolcuları alacağız. Marketten tek tek hepsini alalım. Kadromuzu oluşturup online maça geçelim istiyorum. Fakat online maça geçmeden önce Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler kimler? Tek tek baktığımızda İlk sırada Beşiktaş takımı var. Beşiktaş takımından Dünya Kupası'na giden isimler Atiba Hutchinson, Kanada milli takımına gidiyor ki turnuvanın en yaşlı futbolculardan bir tanesi kendisi. Hollanda milli takımına Weghorst gitmekte. Fas milli takımına stoper futbolcusu Saiz, Kamerun milli takımına da Enkudu gidiyor. Fenerbahçe takımına baktığımızda iki futbolcu Dünya Kupası'na gitmekte. Ener Valencia, Ekvador milli takımına, Michy Batshuayi, Belçika milli takımına gidiyor. Galatasaray takımına baktığımızda çok fazla isim var. Nelson Danimarka milli takımında, Mertens Belçika, Seferovic İsviçre, Fernando Muslera Uruguay milli takımına gitmekte. Lucas Torreira da yine Uruguay milli takımına gidiyor. 5 futbolcu var Galatasaray'dan giden. 1, 2, 3, 4, 5. Beşiktaş'tan 4, Galatasaray'dan 5 futbolcu. Şu an itibariyle baktığımızda Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen takımımız Galatasaray takımı. Trabzonspor 2 futbolcu yollamakta. Uruguay milli takımının ilk 11'inin birçoğunu biz oluşturuyoruz. Maxi Gomez Trabzonspor'dan Uruguay'a gider. Sonrasında Larsen var, Danimarka milli takımına yolluyor Trabzonspor'da. Alanyaspor bir futbolcuyu Senegal milli takımına yollamakta. Famara. Kayserispor'da da birden fazla isim var. Hüseyin'i İran milli takımı, Ali Karim'i İran milli takımı ve Bernard Mensah da Gana milli takımı. 3 futbolcu yollamakta Kayseri'de. Antalyaspor'da Haji Wright Amerika Birleşik Devletleri milli takımına gidiyor. Konyaspor'da Calvo Costa Rica. Hatay Spor'dan da bir futbolcu Dünya Kupası'na gitmekte. Samuel Adekukbe Hatay'dan da Dünya Kupası'na giden isimler. Bizim milli takımımız Dünya Kupası'na katılmadı. Keşke katılabilseydik. Zaten iki defa katılmıştık Dünya Kupası'na. Katıldığımızda da başarılı olduk. Dünya Kupası tarihine bakıldığı zaman iki kere katıldık ama gittiğimizde de iyi işler yaptık. Umarız bir sonraki Dünya Kupası'nda bizim milli takımımız da yer alır. Milli takımımız belki orada yok ama kulüplerimizden giden isimler var. Bir bakıma bizim ülkemizi temsil edecekler. Bir bakıma da takımlarını temsil ediyorlar. Belki tuttuğumuz takımın futbolcusu gitmiş olabilir. Ligimizden futbolcular gittiği için de bunları ayrı bir gözle inceleyeceğiz. Maçlarını ayrı bir şekilde izleyeceğiz. İnşallah hepsi başarılı olur. Güzel bir Dünya Kupası bizleri bekler. Şimdi oyuna geçiş yapalım arkadaşlar. Yakın zamanda bir seriye başlamıştık arkadaşlar. Süper Lig'de haftanın oyuncuları diye İki tane video çektik, sonra Dünya Kupası arası geldi. Süper Lig'de o hafta kimleri oynamışsa kadro oluşturuyorduk haftanın oyuncularından ve online maça geçiyorduk. O serimizi biz bir başka hesabımızda yapıyorduk ama dedim ki Süper Lig'e özel bir hesabımız olsun. Süper Lig'de alakalı ne tür videolar çekeceksek onu sadece bu hesabımızda yapalım. Bu hesabımızda Süper Lig futbolcuları bulunsun. Eski hesaplarımdan birindeki futbolcuları sildim. Sadece efsanevi futbolcuları bıraktım. Onun dışında Messi'leri, Mbappe'leri ne varsa sildik ve boşalttım kadroyu. Sadece efsaneviler var. Bunları da belki ileride silebiliriz. Öyle de duralabilirler. Bir tane de şurada santrafor varmış. Onu silmemişiz. Bunu da silebiliriz yakın zamanda. Kadroda hiç futbolcu yok. Yedeklerde yok. Amacımız şu, Süper Lig'e özel bir hesap olsun bu. Haftanın kadrosunu oluşturalım. Süper Lig'le alakalı değişik videolar çekelim. Mesela oyun plan listesine girdiğimde ben listeler yaptım. Haftanın oyuncuları kadromuz olsun. Her hafta oynanan maçlara göre Dünya Kupası'ndan sonra bakalım. Sonra ligin enleri. Mesela ligde en çok gol atan futbolcu, en çok asist yapan, ikili mücadele kazanan, en çok kurtarış yapan gibi kendi alanında en iyilerden bir kadro oluşturalım. Böyle karma bir kadro demişiz ama onu değiştirebiliriz. Ayın takımı, en genç futbolcular, en yaşlılar, yerli futbolculardan, en iyi yerlilerden oluşturabiliriz. En iyi yabancı oyunculardan. İki tane daha oluşturmadığımız var. Sizler de lütfen fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben aklıma gelenleri böyle yazdım. Tabii şu an bunlar doldurulmadı. Bunları doldurdukça maçlara çıkarız. Güzel eğlenceli maçlar da olabilir. Sadece bizim ligimize özel bir hesap olsun istedim. Ve ligimizle alakalı tüm challenge'ları burada gerçekleştirelim. Dünya Kupası'na gidecek futbolcuları alalım, yerleştirelim. GP'miz 2.142.000. Marketten tek tek futbolcuları alacağız. Bakalım ne kadar GP harcayacağız. Weghorst gidiyordu. 32.000 GP'ye kadromuza kattık kendisini. Hollanda milli takımına seçildi. Weghorst da Saiz de gidiyor, stoper futbolcusu.
Umarız alacağımız futbolcularla kadroyu oluştururuz. Sol bek, sağ bek, stoper, orta alan ve santrafor'da sıkıntımız yok. Ama savunmada umarız bek futbolcuları falan da bir kadro oluşturabiliriz. Kalede Muslera vardı. Enkudu burada. Çalımları iyi olan bir futbolcu. Form durumları da umarız futbolcuların düşük gelmez. Biz bu hesabımızda şimdi aylarca Süper Lig'den oyuncular alacağımız için en sonunda 2023 biterken Süper Lig'deki belki tüm futbolcuları da almış olabiliriz. Haftanın oyuncularına çünkü her hafta farklı isimler seçiliyor. Bazı maçlarımızda değişik futbolcuları da keşfettik. Mesela ben Del Valle'yi bayağı beğenmiştim. Çok iyi maç çıkarmıştı. Atiba Hutchinson'ın fotoğrafı bayağı genç duruyor. Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcularından bir tanesi kendisi. Beşiktaş tamam. Fenerbahçe'de markette satılan futbolcular ve fiyatları bunlar. Başşuayi 15.000 GP. Santrafor'da birçok adayımız var. İkinci santraforumuz oldu oraya. Fenerbahçe'de diğer isim de Ener Valencia. Ener Valencia'yı sağ açıkta, sağ kanatta, GF'de falan kullanabiliyoruz. Sol açık tarafı da kıpkırmızı olması gerekiyordu. Ener Valencia solda da oynayabilen bir futbolcu. Galatasaray'daki fiyatlar da bu şekilde. Mertens ve Icardi en pahalı futbolcular. Mertens Dünya Kupası'na gidiyor. Belçika milli takımına seçildi kendisi. Aşağılara doğru indiğimizde Fernando Muslera, Torreira, onlar da Uruguay milli takımına seçilen isimler. 22.000 GP Muslera. Torreira da defansif orta sahamız. 22.000 GP'ye Torreira'yı da aldık. Galatasaray'dan 3 isim kadromuza kattık. Daha 2 tane daha futbolcu var. Diğer isimler Nelson'du. Stoper futbolcusu. Sayıs'tan sonra diğer stoperimiz Nelson. Stoperler tamam, kale tamam. Kafamda kadroyu da kuruyorum. Çok fazla santraforumuz var. Diğer isim de şöyle aşağılara doğru inelim. Kimdi bakalım, onu unuttum. 5. isim Seferovic olması lazım. Seferovic burada. Kendisi İsviçre milli takımına seçildi. Fiyatlar bu şekilde. En pahalı Uğurcan Çakır. Maxi Gomez. Çok fazla forvet var. Dünya Kupası'nda birçok forvetimizi izleyeceğiz ülkemizden giden. İnşallah oynarlar ve goller atarlar. Diğer futbolcu Larsen olması lazım. Şöyle bir bakalım, Larsen nerede? Larsen burada. Sağ bek, stoperler tamam. Larsen sağ bek de tamam. Bir de sol bek geldi mi kadroyu oluşturuyoruz. Çok fazla santrafor var. Alanyaspor'un futbolcularını listeledik. En pahalı futbolcu defansif orta sahaları Dumbia. Efecan Karaca da 8.000. Dünya Kupası'na gidecek isim, o da santrafor futbolcusu. Kaç etti santrafor? 5 mi yaptı? Sayamadık da çok fazla santrafor kadromuza kattık. Kayseri Spor'un da futbolcularını sıralayalım. En pahalıya kim satılıyor? 7.500'e Bertolacci gitmekte. Şimdi biz buradan Mensa'yı alalım. 5.900 GP verdik kendisine. Kayseri Spor'da diğer isimlere baktığımızda Hüseyin'i stoper futbolcusu. İran milli takımında kendisi oynayacak. Ligimizde de uzun süredir oynuyor. Trabzonspor'da oynamıştı. Şimdi Kayseri Spor'da kendisi. Ali Karim'i, o da İran milli takımında oynayacak göbek futbolcusu. Antalyaspor'un futbolcularını sıraladığımızda en pahalı futbolcusu Fernando. Önemli bir futbolcu. Kariyeri güzeldi. Nakajima var, 10.000 GP. Biz alacağımız futbolcuyu bulacak olursak, evet burada. Hacı Wright'ı kadromuza katacağız. Uygun GP'ye satılıyor. 24 yaşında, 1.93 boyunda kendisi. Hatay Spor'un futbolcularını sıraladık. Burada Dünya Kupası'na gidecek ismi kadromuza katalım. Evet burada sol bek futbolcusu. Savunmaya da oturttuk. Konya Spor kaldı. Konya Spor'u atladık. Konya'dan da bir futbolcu Dünya Kupası'na gidiyor. Konya Spor'un futbolcularını sıraladığımızda fiyatlar bu şekilde. Calvo aşağılarda bayağı uygun fiyata satılıyor. Stoper futbolcusu. 3 ya da 4. stoperimiz oldu. 4. stoper galiba. Çok fazla santrafor yolladık Dünya Kupası'na. Stoper de yolluyoruz. Kaleci bir tane Muslera var. Bir tane sağ bek, bir tane sol bekimiz var. Orta alanda da çok değil ama en azından biz kadro oluşturabileceğimiz kadar var. Dostlar, göbekler falan vardı. Ofansif orta sahada Mensah vardı. Orijinal oyunda açık kartına sahip bir futbolcu katamadık kadromuza. Santraforları kenarda oynatabiliriz. Şimdi oyun planına geçecek olursak bir kadromuzu oluşturalım. Alınma sırasına göre oyuncuları sıralasak yedekleri de doldururuz ama kadro dizilişimizi bir değiştirelim. 4-3-3 olabilir. 4-2-1-3 yapalım şimdilik. 4-2-1-3 şeklinde çıksın. Hatta menajerimizi de değiştirebiliriz. Daha iyi menajer alalım. Sol beke futbolcumuzu aldık. Seviyesi yükselecek. Şimdi düştü. Santrafor'daki futbolcumuzu şimdilik yedeğe çekelim. Yüksek seviyeleri öncelikle kadroya almaya çalışalım. Sonrasında göbek futbolcumuz var. Ofansif orta sahada tek ofansif orta sahamız Mensah. Onu kadroya yerleştirdik. Sağ bek de tek elimizde. Hemen alalım.
Forvet'te o kadar aday var ki, Maxi Gomez filan. Stoper'de futbolcularımız vardı. Defansif orta sahaya alalım Torreira'yı. Santrafor'da Ener Valencia, ama Ener Valencia'yı şimdilik sağ açığa atalım biz. Çünkü sağ açıkta kendi oynayabiliyor. Michy Batshuayi'yi GF falan yapabiliyor muyuz? SF. Kalede Muslera. Sefori Mertens var. Burada Mertens bizler için önemli. Mertens'i solda oynatabiliriz. Mertens birçok farklı yerde oynayabiliyor. Ofansif orta sahada falan da kullanabiliriz kendisini. Önemli bir güç bizler için. Burada orta alana Atiba Hutchinson'ı alalım. Bayağı genç duruyor burada Atiba Hutchinson. Enkudu, Weghorst, Beşiktaş'tan 3 tane isim var. Saiss'ı şurada hemen kadroya yerleştirelim. Enkudu'yu almak lazım. Enkudu çok yetenekli. Çalım becerisi var. Oyunla bayağı etkili. Düşük seviye. Şurada boşluğumuz varmış zaten. Onun dışında 2 tane oyuncumuz kaldı. 2 de santrafor. Weghorst, Seferovic. Weghorst'u bir alalım. Şimdi bakıyorum, düşük seviyeli bir oyuncu ile değiştirelim diye. Orta alanda göbeğimiz kalsın. Santrafor yedeklerde o kadar fazla var ki. Şöyle düşük seviyeli santraforlardan biriyle değiştirelim. 73'lük var mı 73'ten düşük santraforumuz? Şimdilik kalsın bu şekilde. Galatasaray'dan da oyuncuları tercih ettik kadromuzda. Farklı takımlardan oluşan bir kadromuz olursa daha da güzel olacaktır. Tabi burada şimdi oyun tarzlarını bir geliştirmemiz lazım. Hızlı kontratağa göre geliştirelim oyuncularımızı. Hızlı kontratak diyelim. Ben hızlı kontratağa göre oynuyorum. Takım ruhlarını ve birazcık seviyelerini arttırdık arkadaşlar. Tabi oyuncular maksimum seviyelerinde değil. Form durumuna bakalım. Valencia'la Larsen sıkıntılı. Yedeklerde hamle futbolcularımız var. Maça çıkarken bakarız çünkü sürprizler olabiliyor. Maçtan önce değişebiliyor bu. Fakat menajerimizi değiştirelim. Bu değerleri düşük bir menajer. Burayı yüksek değerlerde bir menajer alalım. Hızlı kontratakla oynadığım için de burada hızlı kontratak Tebaldi var. 110.000 GP. Kadromuza katalım. Anlaş dedik. Şimdilik kadromuz hazır. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolcularla kadromuzu oluşturduk. Maç öncesi değişiklik yapabiliriz form durumuna göre. Şimdi rakibimizi aramaya koyulalım. Takım gücümüz 2240. Rakibin takım gücü 2618. Çok güçlü bir rakibe denk geldik ama bizim futbolcularımız da öyle boş isimler değil. Seviyelerini yükseltmedik ama güçlü isimler, bu seviyeleriyle de iyi oynarlar. Formsuz futbolcumuz yok. Yedeklerde de bir Enkudu kötü gelmiş. Rakibi bekletmeyelim. Hazır rakibimiz. 4-3-3 dizilimiyle gelecek. Güçlü bir kadroya karşı oynayacağız ama bizim de oyuncularımız kötü değil. İyi isimler. Rakibin menajerine de bakalım. Jose Mourinho, Paris Saint Germain takımının menajeri. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimlerle sahadayız. Onlar daha Dünya Kupası'nda oynamadan önce biz kendileriyle sahaya çıkıyoruz. Maça Batshuayi ile biz başlayacağız. Fenerbahçe'de formunu yakaladı. Torreira, Mertens. Bir çalım hareketi denedik. Şimdi tekrardan Mertens'i görsek. Orada bir boşluk. Mertens. Mertens'in ortası. Batshuayi'nin gelişine vuruşu. Yandan out. İçeriye ne kadar kalabalık girmişiz ama. 5-6 tane futbolcu vardı. İlk tehlikeli atak bizden geldi. Rakibin savunması ileride. Petrice. Şunu indirmemiz lazım. Larsen, indiremedik. Modric. Savunmamız. Atiba açılsın. Çarpan top yine rakipte. Sağdaki boşluğu çok iyi gördü. Saiss ortaya döndü. Lewandowski'nin gelişine şutu top ağlarımızda. Rakip ilk atakta golü buldu. Lewandowski ne tarafa doğru sevineceğine karar veremedi. Kale arkasına doğru gitti. Umarım kendi takım taraftarları vardır orada. Yani bizim takımın taraftarları olmasın. Üzülüyorlar. Hepsi zaten seviniyor ki. Hep aynı hareket. Aslında burada bir taraf rakip takım olsun, üzülsün. Yani gol yendiği zaman öyle de bir topa vurdu ki Muslera'nın yapacak pek bir şey yoktu. Çok güzel bir gol vuruşu. Rakibimiz 1-0 önde. Tekrardan maça başlıyoruz. Torreira. Mertens'i gördük. Mertens. Solda bir boşluk var. Şimdi güzel orta gol getirir diyeceğim de ayağından kaçırdı topu. Hadi önümüzde kalır mı? Kaleci şey çıktı aldı. Sol bekimiz topu kontrol edemedi ki. Arkası dönük orta yaptı. Nelson, vurman lazım buna. Mbappé'nin üstünden vurdu Nelson. Larsen.
Saiz çok geç kaldı pasta. Oyun yönü değiştirelim biz. Sol bekimiz. Ortaya döndük. Tekrardan Mertens'i görsek. Şurada koşu yapan bir isim var. Mensah. Tekrardan Mertens. Mertens ortayı yapamadı. Scholes. İyi gördü Larsen. Şu isim kim? Valencia. Valencia ver. Valencia ver ne olur şu pası. Kapar mıyız? Alamadık. Başuayi. Mertens'i göremedik. Bir baskı kurduk. Tekrardan Mertens. Mertens çıkmadan çeviremedi Mertens. Çok iyi yüklendik. Bir bir için geliyoruz. Torreira. Torreira'nın pası geçti. Saiz. Nasıl döndü ama orada. Mensah. Mensah'ın şutu top ağlarda. Harika bir golle karşılık verdik. Mensah. Öyle bir vurdu ki kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Uzak köşeye doğru şeyi avladık. 1-1. İlk yarı bitmeden dakika 31'de eşitlik geldi. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler. 1-0'dan sonra ama iyi oynuyoruz. Torreira. Ortadaki isim. Tekrardan verebilir miyiz? Mensah'mış o arada koşu yapan. Nelson arka müdahale. Atiba. Torreira. Mensah. Bir takıldı, bir şeyler oldu. Mensah yapma. Taç bizim. Orada da bir takıldı. Pasımızı falan veremedik. Oyun yönü değiştirelim. Bu sol tarafı çok yorduk. Bomboş adamımız vardı. Oraya değildi. Az ilerisini atacaktı. Şimdi görsek. Ener Valencia'ya atıp geçirmedi Nuno Mendes. Paris Saint Germain'in sol beki. Larsen de sessiz sessiz geldi. Ver pası, alamadı. Mbappe. Atiba açılsın. Yılların futbolcusu izin vermedi Mbappe'ye. Lewandowski. Mbappe. İlk yarıyı gol yemeden kapatalım. Mbappe. Orada kapar mıyız? Nasıl geçti Nelson'u? Çocuklar yemeyin gol. Son an büyük, son anda büyük bir baskı. Gol yemeden tamamladık. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İlk yarı son anlarında bayağı tehlikeli geldi rakibimiz. Sağ tarafa Maxi Gomez'i alsak, kendisi GF'de oynayabiliyor mu? Gizli forvet şeklinde oynatalım Maxi Gomez'i. Oyuncularımız 60'larda yorulabilir. Geri kalan 4 oyuncu değişiklikleri biz 60-65'lerde yapalım. Oyunu değiştirdi. İsabetli paslar, topu kazandık. Ortaya dönsek. Mensah. Kontrol edeceğine verseydim pası. Bakasetas rakibimizde. Mustara çıkmadan aldı. Uzun atsa kime doğru? Maxi oraya da gitmedi. Sağ bekimize gitti. Larsen. Maxi Gomez. Maxi Gomez'i topla buluşturduk. Michy Batshuayi'nin içeri doğru koşusu var. Michy Batshuayi. Gelişine yapıştırdı Michy Batshuayi. 2-1 öndeyiz. 1-0'dan geldik. 2-1 öne geçtik. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden yıldızlarımızla ilk defa öne geçiyoruz. Bakasetas bize çarptı. Mertens. Bizim ülkemizden isimler var. Tekrardan bekimizi görelim biz. Saiz'i da yolladık ucuma. Mertens'i bir daha görsek. Mertens'le ilerliyoruz. Mertens başlığa elini kaldırdı. Mertens kopup gidemedi. Sergio Ramos. Top bizde. Yukarı doğru dönsek. Larsen. Stoperimizi de yolladık. Ona doğru atalım. Ama geri çekti kendini. İleride de iyi bastık. Aman gol yemeyelim. Larsen verdi pası. Atiba için sıra ulaşmadı pas. Atiba. Atiba'sın pası geçmedi. Top yine bizde. Hadi be, çok kalabalık gittik. Top önümüzde kalmadı. Şu topa bizim vurmamız lazım. Faul kararı. Ve bu arada biz oyuncu değiştirmedik. Dakika 85 olmuş. Oyuna daldık. Oyuncu değiştirmedik. Artık bu dakikadan sonra da değiştirmeyelim. Böyle tamamlayalım maçı. Nuno Mendes kısa çıktı rakibimiz. Gol yemeden tamamlamamız lazım maçı. Mertens'e doğru attık.
Bir koşu var orada. Çok büyük bir koşu. Torreya. Sağ taraftan Maxi Gomez geliyor. Onu görür müyüz? Çeviremedi. Scholes. Mertens. Bek futbolcumuz. Mertens'e dönemedi. Ve maç bitti. 1-0'dan geldik. 2-1 kazandık. Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek futbolcularla sahaya çıktık. Oyuncu değiştirmeyi arada unuttuk. İkinci yarının ortalarında değiştiririz demiştik. Oyuncularımız yorulmuştur büyük ihtimalle. Bir şutlara, istatistiklere bakalım. Maçın adamı kim oldu ona da bakalım. 3 şut var. Rakibin 2 şutu var. 1-0'dan geri geldik. 3 şutumuzun ikisi gol oldu. Oyuncu derecelerine baktığımızda maçı kazandıran isim Michibash Shuai maçın adamı seçildi. 7.5 derece. Mensah 7. Maxi Gomez ikinci yarıda oyunu almıştık. O da 7 derece aldı. Dereceler bunlar. Tabi bazı futbolcularımıza çok iş düşmedi. Ener Valencia ilk yarıda etkisiz kalmıştı. O 5.5 derece almış. Nelson 5.5 derece. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Umarız ülkemizi, takımlarını güzel bir şekilde temsil ederler. Kendi kariyerleri açısından da güzel bir kupa olur. Keyifli bir Dünya Kupası izleriz. Kendi ligimizden oyuncular olduğu zaman da ben ayrı bir dikkatle izliyorum. Nasıl performans sergileceğine bakıyoruz. Hele tuttuğumuz takımın futbolcusuysa daha da başarılı olmasını istiyoruz. Umarız futbolun ön planda olduğu güzel, keyifli maçlarımızı izleyeceğimiz bir Dünya Kupası olur. Sizler de Dünya Kupası ile alakalı, bizim futbolcularımızla alakalı, Süper Lig'den gidenlerle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.